Şehir dışına çıktık. Zaten kafam bozuk. Biliyorsunuz bomba patlaması falan filan. Anladım. Şimdi cumartesi biz şehir dışına çıktık abi. Önceden planladığımız bir geziydi. Kafam bozuk zaten. Tamam, sabah bomba abi, patlamasına uyanmışız. Geliyor. Yeah. Evet. Zaten kafam bozuk böyle. Arabayı da ben sürüyorum. Amına koyayım. Gittik işte biraz sağa sola bakalım, baraj görelim, kültürlenelim falan. Bu şekilde takılıyoruz. Ondan sonra yolda dönerken arkadaş tekrar gösterdi. Dedi ki, aa dedi, Türkiye'de bomba patlamış dedi. Abi dedim, açma konusunu, ne olur dedim ya. Ne olur, zaten kafamdan atmaya çalışıyorum. Söylüyor, şu kadar insan yaralanmış, bu kadar insan ölmüş. Ya abi dedim, abi ne olur ya, deşme dedim falan. Ondan sonra dedi, oğlum dedi, kafam bozuksa dedi, evlere gitmeyelim dedi. Hadi dedi, içelim dedi. Dedim hayda. Gittik, ne içelim ne içelim, karar veremedik abi. Her şeyden aldık. Vodka, sopritza. Ondan sonra viski falan. Alkol koması değil ama. Ama alkolle alakası olabilir mi bilmiyorum. Ondan sonra kanım mı zehirlendi? Gittik abi biz. Alkolle ilgili de bir şey çıkmadı. Gittik biz abi. 6 kişi. Kızlı erkekli grup. İçtik içtik içtik. Ondan sonra bir de dışarı çıktık. Eksi 10 derecede. Dışarıda bir turladık. Oh, ama hoppa da varmış. Ya şimdi... Şimdi... Ya şimdi... Onu karıştırma. İç ki bu. Reis, bir hafta yaban olacağım, seni seviyorum. İyi yorumlamalar demiş. Oo, Axel Russell. Hoş geldin, teşekkürler. See you. Satkara bulmuş, hoş geldin. Neyse. Artık soğuk mu vurdu, ne oldu bilmiyorum. Ertesi gün hanımefendiyi evden uzaklaştırdım, benim evden. Ondan sonra böyle bir ağrı girdi göğüs tarafıma. Göğsümde ağrı var, ondan sonra sol kola gitti. Ulan diyorum ki, neden sol kola mı, ne koyayım? İnsan işkilleniyor, anladın mı? Şimdi mesela götünde çıban çıkar, Google'larsan kanser olduğunu öğrenirsin ya. O kafa. Şimdi, genelde öyledir şeyler, felçler falan da böyle şey oluyor ya. Aynen aynen, yani, götte çıban görürsün. Dur bir Google'layayım, götte çıban ne demekmiş. Anladığınız gibi, anne kanser oldum falan. O şekilde bir şey. Göğüs ağrısı var, sol kola doğru gidiyor. Sızıl sızıl sızıl. Böyle uyuştu falan sol kolum. Neyse dedim, siktire tamet, yayın açmayı ver bugün. Açmadım yayın işte, size birkaç oyun attım kafa dağıtmak için. Ondan sonra abi, geçtim yatağa, sizin yayını izliyorum uyuyayım diye. Dedim herhalde sol tarafa yatıyorum diye böyle oluyor. Sağ tarafa yattım. Ondan sonra geçmiyor. Dedim herhalde dur bir Google'layayım falan. Google'lamaya başladım. Biliyorum bir de sol kol olunca kalp krizi falan. Bir de filmlerde gördüğümüz gibi kalp krizi şey değil yani. Böyle mesela filmlerde diyor. Aaa! Hanım ilacımı getir! Kalp krizi geç! Öyle bir şey değil yani. Kalp krizi peki, mesela... Peki bir şey soracağım. Yanma oluyor muydu? Yok. Bel soğukluğu? Yok. Ya anasının... Kalp krizi... Kalp krizi böyle hani 3 gün falan geçirebileceğim bir şey. Böyle 3 gün falan kalp krizi geçirebilirsin aralıksız. Farkında bile olmazsın. Neyse ben bunu biliyorum tabii. Yine de böyle işte Google'layayım falan dedim. Belirtileri nedir? Başka kaçırdığım bir belirti, bir şey var mı diye. Abi okuyorum okuyorum okuyorum. O sırada işte dedim ki arkadaşlar, evin kapısını kilitlemiyorum. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bizim bir arkadaş grubu var. Orada Facebook'ta bir grubumuz var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hani başıma bir şey gelirse evimi biliyorsunuz. Gelir beni kurtarırsınız. Ben böyle deyince bunlar bir heyecanlandılar. Hemen aradılar. Ahmet iyi misin bilmem ne falan. Ama gece saat 2 falan. Bunlar heyecanlandılar. Aman bir şeyse işte şey yapma, geciktirme falan filan. Tamam dedim. Ondan sonra yattım böyle. Artık heyecanlandım. Bunu olup soğuk soğuk terlemeye başladım. O sırada da tam bir article okuyorum İngilizce. Şey diyor. Böyle soğuk soğuk terliyorsanız vallahi olabilir falan diyor, tamam mı? Sonra okuyorum okuyorum böyle falan. Saat oldu 2:30, hala uyuyamadım. İşte son bir tane article okuyordum. Amerikalılar yazmış böyle, tam bir Amerikan article'ı. İşte bütün milletimiz obez. Her türlü maddeyi de kullanıyorlar. Dur bari ölmesinler kalp krizinden falan diye bir şey yazmışlar böyle. Okuyorum abi onu, onda şey diyor sonunda. Eğer şu anda bu makaleyi okuyorsanız ve hala bir şey olmaz, yarın doktora giderim diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü her dakika kalbinizdeki kasların ölmesine sebep oluyor olabilir. Yanlış alarm bile olsa
acile gidin, testinizi yaptırın, testisinizi garantiye alın diyor. Haklı abi bu arada. Sağlık yani. Haklı canım. Ondan sonra ben gaza geldim. Aradım abi, 999'u aradım, buradaki ambulans numarası. Aradım. Açtı bir tane kadın. Dobry vecher, bize Suham. Dedim ki, do you have someone that speaks English? Dobry vecher, bize Suham. Dedim, English, English, motherfucker. Angelski. Angelski dedim, Angelski. Hayatınızda duymadınız mı amına koyayım? Niye Angelski, niye Angelski? Suham dedim. Okay, thank you dedim, kapattım. Ulan, öleceğiz amına koyayım. Yani gerçekten başımıza bir şey gelse öleceğiz yani. Bilmiyor kimse İngilizce. Kimse bilmiyor. Neyse. İngilizce bilmeden, neyse orasına da geleceğim. Ondan sonra abi ne yapayım? Burada bana yakın oturan Diana var. O da mesaj atmıştı. İyi misin? Geleyim mi? Gideyim mi? Falan. Diana. Dedim ki Zorlu ki de. Neyse. Ha. kardeşim, dedim ki Diana, kusura bakma ama dedim, yardımına ihtiyacım var. Beni dedim en azından bir hastaneye atar mısın? Nereye gideceğimi bile bilmiyorum dedim. Neyse. Diana geldi. Böyle gözleri dolu dolu aşağıdan zile basıyor. Geleyim mi diyor, yardıma ihtiyacım var mı diyor. Arabayla geldi. Dedim ne oluyor amına koyayım, geliyorum dedim aşağıya ya. What the fuck dedim, geliyorum dedim. Bir dur, heyecanlanma dedim. Neyse tamam dedi bu. Bindim aşağıya böyle. Arabaya bineceğiz. Böyle bizim arabanın biraz ötesinde böyle yaşlı bir adam var. Hemen mi Gecenin bindiniz? olmuş üçü. Çıkmadım üstüne. Gecenin üçü, tamam mı? Adamın birisi var orada böyle. Böyle büyük bir cipi var. Arabaya bindik. Tam gidiyoruz. Adam da kendi arabasına bindi. Peşimizden geliyor. Lan dedim, Diana, herif bizi mi takip ediyor? Vallahi bilmiyorum dedi. Benim evin oradan beri dedi. Arkamda. Dedim ne oluyor amına koyayım, bu nasıl bir gece amına koyayım dedim ya. Ondan sonra gittik abi hastaneye. Abi kimse İngilizce bilmiyor. Ben anlamıyorum. İngilizce bilmeden tıp fakültesinden nasıl mezun oluyorlar la Ferit? Gerçekten bilmiyorlar mıydı? Oğlum hiç mi article paper Belki okumuyorlar bunlar okuyor? Vallahi bilmiyor hemşirelere lan. falan rast gelmişsindir. Diyeceğim Yok lan, ama. sonra doktor geldi, o da bilmiyor. Kimse İngilizce bilmiyor. Oh Kimse. yeah. Bir derdini anlatacak kadar biliyordur. Yok abi, onu bile bilmiyor. Hatta işi komik tarafı, işte oturduk, kadın sorular soruyor. Ben zaten soracağı soruları biliyordum. Çünkü internetteki okuduğum makalede yazıyordu. Şu soruları, bu soruları Oh soracaklar diye. yeah. Sorulara hazırlıklı gittim. Antalya. Gazi Paşa'dan selamlar Yörükler olarak. Eyvallah Seni abi. Benim annem izliyoruz de Yörük. yahu. Kendine dikkat et yavrum. Burdur Ağlasun. Neyse abi. Orada abi oturduk. Kadın sorular soruyor. Diana bana çeviriyor. Ben Diana'ya cevap veriyorum. Doktor anlıyordu biraz. Yani benim sorulara verdiğim cevaplara kafa sallıyordu ama kendisi lehçe konuşuyordu. Bir de hemşire var orada, kaydımız kuydumu yapan karı. Abi hemşire dönmüş Diana'ya şey demiş. Şey demiş. Diana, kadın Diana'ya şey demiş. Chat'te bir şey okudum da. Hangi dilde konuşuyorsunuz demiş. Ne kadar ilginç. Amına koyayım, İngilizce What the anlamazsın da fuck? Cidden öyle değil. sanki Uganda Fransızcası konuşuyoruz amına koyayım. Anlamazsın da İngilizce olduğunda bilirsin yani, nasıl bir ekstrem bu ya? Nasıl bir ekstrem bu? Oğlum kadın o kadar maldı ki, kimliğimi verdim, kimlikten adımı yazacak. Kıbrıs Cumhuriyeti mi diyor, böyle gösteriyor, bu mu diyor. Ondan sonra gösteriyor oradaki numarayı, şey diyor. Bunların TC kimlik numarası var, PESEL diye. PESEL mi bu diyor. Ha dedim, Kıbrıs kimliğinde PESEL numarası var amına kodumun sala. Manyak karı. Arkasını çeviriyor. Hangisi doğum tarihi diyor. Lan rakam, lan rakam, sayı la sayı. Hangisi olabilir ya? Anamın adı yazıyor, o doğum tarihim he. Kadın bir böyle şey, hayatında ilk kez yabancı bir şey görüyor galiba. Devamlı böyle bana bakıyor. Allah Allah, uzaylı galiba falan diye. Neyse abi. Abi hastane olduğuna emin misin? Hastane Metamfetamin falan canım. işliyorlar Yok mı yok. arkada?
Vallahi hastane. Ondan sonra yat şöyle dedi. Yattım. EKG çekildi. Böyle memelere yapıştırdılar zıbıdıkları. EKG. EKG'de hiçbir şey çıkmadı. Şimdi Türkiye olsa EKG'de bir şey çıkmayınca aslanım bir şeyin yok. Gaz sıkışmıştır. Kas spazmıdır. Hadi siktir git evine derler. Ben EKG'nin temiz çıktığını görünce zaten dedim ki ya bir şey yok herhalde dedim. Pimpiriklenmeye gerek yok. Giden uyuyan ben diye düşündüm. Kadın dedi ki dur dedi. Dur nereye gidiyorsun dedi. Kan tahlili yapacağız şimdi. Aynen ama o şey burada da özel hastanelerde öyledir. Bir tahlil yaparlar. Tam bunda bir şey yok. O zaman devam. Tahlillere devam böyle. Sokarlar ama böyle Bu şey ağzına ama sokarlar parayı. bu şey nedir? Gerekli gibi çünkü her zaman EKG'ye yansımayabilir. O da çok düşük bir ihtimal. Ama kanda şey var böyle. Kanın temizliği ve elektrolit oranları değişiyor. Elektrolitleri ölçüyorlar. Öyle bir kan testi var. Onu yaptı. Bunun dedi sonuçları dedi 1,5-2 saate gelir dedi. Yaramı ey Ahmet. Yemiş zaten Yaramı. oğlum Bu durdu. arada ya rahatsız Anlatamadım yediniz bile. lan. Ha pardon. Rus büyükelçisi vurmalar falan. Hadi bakalım. Oğlum Neyse. düzgün ol. Sen Türk değil misin lan şerefsiz? İşte ben Polonya'dayım. Yani Bak bunların bunlar hepsi gördünüz uçakların arkadaşlar düşürdüğü diye. gördünüz abi. Oğlum benim Hemen bunun kendi Polonya'da Polonya'da ya ben biz yazıyorum 10 abi. insan var ya. Oğlum F-16 down. Polonya'da beni mi vuracaklar O Rus amına mu koyayım? çocuğu? Olan Seni sizce oldu. çağırıyoruz lan askere. Söylüyorum şu an devlete askere çağrılıyorsun. Söyle lan geliyorum lan. Nerede lan? Irmağının Al akışına. sniper'ın eline. Hadi siktir git şimdi. Vallahi kardeş sana bir şey diyeyim mi? Şerefsiz. İç savaş çıksa AFK kalırım burada da. Başka bir ülke Aha! başka bir ülkeden saldırı gelirse işte o zaman bu eller duramaz. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana Çünkü abi Ahmet'e verin görüyorsun. AWP'yi. Görüyorsun abi bugün Ne Suriye'de yapacaksın Ahmet? Polonya'dan Çok merak snipersin. ediyorum. Ne yapacaksın amına koyayım orada Oğlum ya? ay ailem Polonya'dan var. duramazsın. Ailem var abi orada. Nasıl ne Atom yapacağım? bombası mı atacağım? Pezevenk oradan. Atom bombasından zikzak yaparak kaçarım abi. Göğsümde yumuşatıp yere indiririm. Nerede o? Savaşır Oğlum ailem var tabii ki gelirim. Manyak mısın? Şu muydu lan? mıyız lan Ahmet? Abi ne yapalım işte elimizden ne geliyor? Atom bombasından zikzak çizerek kaçan vardı bir tane. Umut Sarıkaya karikatürü bulamıyorum amına koyayım. Göğsümde yumuşatıp indiririm falan diye düşünüyordu. Tam Oğlum. Türk zekası. Neyse. Neyse abi işte. Ondan sonra o sonucu bekliyoruz falan. Oturduk Diana'yla muhabbet ediyoruz. Geç olmuş artık 4-4.30. Türkiye saatiyle 6.30 falan. Abi ondan sonra onun sonucu geldi. O da temiz. Röntgen çektirelim dediler. Gittik röntgen çektirdik. Onun sonucu geldi. Kardiyolog baktı. O da temiz. EKG'yi bir daha yapalım dediler. Bir daha yaptık. Onun sonucu da temiz. Ondan sonra kan tahlilini bir daha yapalım dediler. Bir daha yaptık. Onun sonucu da temiz. Neymiş abi sorunu amına koyayım? Dedim amına koduklarım. Salın gari dedim. Vallahi dedim salın gari. Oğlum bir şeyden dolayı olmuştur o. Nedir? Stres miymiş? Neymiş? Strestir büyük ihtimal. Gaz sıkışması, işte kas gerilmesi falan filan Ha, olabilir. şişkolarda olan problem. Gaz bir tek şişkoda mı sıkışıyor? Gavat sen osurmuyor musun lan? Sizde daha büyük sıkışıyor. Hacim büyük ya, anladın? Anladım. Aslında hacim büyükse daha zor sıkışması lazım mantıken ama neyse. Sonuç olarak hiçbir sik çıkmadı. Tam eve geleceğiz. Arabadayız. Diana bana döndü. Dedi ki Ahmet dedi benim dedi bir ufak bir çantam vardı gördün mü dedi. Diana ne çantası amına kodumun yerinde dedim. Çantam arabada değil dedi. Çanta aldın emin misin dedim. Falan. Şimdi kadınlar bir şey kaybedince böyle şey olurlar ya. O moda girdi bu tamam mı? Araba sürüyor amına koyayım. Kırmızı ışıkta açıyor kapıyı böyle bakıyor koltuğun altına falan. Lan dedim dur amına koyayım kaza yapacaksın. Kaza yapacaksın dedim. Ne yapıyorsun manyak? Ondan sonra bu heyecanlandı falan sakinleşsin diye şey dedim. Dur dedim dur. Evinde unutmuşsundur dedim. Gider dedim şey yaparız. Bakarız falan. Ondan sonra abi dedi ki anahtarım yok amına koyayım. Anahtar çantadaydı. Evde unutma şansım yok dedi. Hayde. Ondan sonra hastaneye döndük. Hastanede çantayı aradık yok. Park ettiğimiz yere baktık hastanede yok. Sonra dedim ki senin çıktığın park yerine bakalım dedim. Senin evin oraya gittik orada da yok.
Ama ondan sonra yerde bir USB kablosu bulduk. Çantadan düşmüş ama çanta ortalarda yok. İçinde bütün kimlikleri, her şeyi, kredi kartları, bilmem nesi, ehliyeti. Kız yarı Ürdünlü yarı Polonyalı. Yana mı bu? Evet, yarı Ürdünlü yarı Polonyalı, ehliyeti, mehliyeti, her şey cici. Şimdi Polonyalı şeyleri çıkarırsın da Ürdün'deki ehliyeti, Ürdün kimliği, Ürdün bilmem nesi. Yaraklara geldi yani kızcağız. Ben de ölüyorum yorgunluktan. Bütün gece uyumamışım. Geberiyorum yorgunluktan. Dedim ki hadi madem polise gidelim falan dedim. Gittik böyle polise falan. Durumu bildirdik. Açıktan geberdiğimi hissettim. Değilim canım. Bir şey olmadığını söylediler. Açlıktan geberdiğimi hissettim. Gel dedim kahvaltı yiyelim. Hani gittik kahvaltı yedik. Biraz kendime geldim. Oh, ondan sonra... Başka. Anlat anlat. Ondan sonra eve geldik. Ben soyundum. ondan sonra... Ondan sonra...